Yandaş medyanın geri adım olarak nitelendirdiği söz konusu tweet bu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden yayınlandı. Daha sonrasında bu tweet'i Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda onayladı. Amerika Birleşik Devletleri 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin ki bu açıklama Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönündeki açıklama. Açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. Nedir bu 41. madde? Bu açıklama ne anlama geliyor? Şimdi hemen emekli büyükelçi Sayın Oğuz Demiralp'e soracağız bu soruları. Sayın Demiralp, hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim efendim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Demiralp'i göremiyorum ben arkadaşlar. Evet, ben sizi Sayın görüyorum Demiralp, ama. Tekrar hoş geldiniz. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Tabii gayet iyi duyuyorum. Siz teşekkürler. De beni duyuyorsunuz. Şimdi hemen sormak istiyorum. Öncelikle ilk sorum ve galiba nokta atışı olan sorum şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu açıklama bir geri adım olarak değerlendirilebilir mi? Amerika Birleşik Devletleri açısından bir geri adım olarak değerlendirilemez. Yani çünkü orada kullanılan İngilizcesine bakarsanız ifadeler çok net. Diyor ki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyumlu olmayı sürdürüyoruz diyor. Türkçesini başka türlü tercüme etmişler. Yani dolayısıyla ben geçen sefer uymadım, bundan sonra uyacağım şeklinde bir şey yok. Yani İngilizcesinde öyle bir şey yok. İfade yok. Ama yani şunu tekrar edelim Sayın Demiralp izninizle. İngilizce yazan metinde böyle bir teyit. Arkadaşlar arkama da verebilir misiniz yok, lütfen? Yok. Öyle bir teyit tamam. Kelimesi böyle de, bir ifade yok değil mi? De. Teyit edebiliriz yok, diye. Yok, teyit kelimesi. Maintains compliance diyor. Ne demek? Uyumluluğu sürdürüyorum demek. Uyumluluğu muhafaza ediyorum demek. Bunu tabii Türkçesi, tabii bu diplomasi eseri, bu tercümesi falan işte. Hem Amerika'nın geri adım atmadığı bakımından önemli bir ifade, hem de bizim işte bu işten vazgeçmemiz için bir bahane yaratılıyor. Yani dolayısıyla biz o bahaneyi arıyorduk aslında. Yani işte talimat verdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Yani geri persona non grata notalarını yazmak 5 dakika sürer. Yani o 5 dakika iş yapmadığına göre biz de demek geri adımı da kullanmak istemiyorum ama biz de bu işten vazgeçmek için bir bahane arıyorduk herhalde. Hı-hı. O bahane iki taraftan Amerika özellikle diğer ülkelerin devreye girdiğine dair çok kuvvetli bir işaret yok. Bizimkilerle oturup böyle bir şey bulmuşlar, yani yol bulmuşlar. Diplomatik açıdan güzel bir şey ama yani bu tabii yandaş basının bahsettiği şeylerden alakası yok. Yani en azından bu şeyde Türkçesinde riayet etmeyi yerine riayet ettiğini deseler de, yani riayet ettiğini teyit eder deseler de İngilizceye biraz daha yakın olurdu. Hı hı. Yani dolayısıyla burada diplomaside sık sık karşılaştığımız bir yöntem vardır. Yapılan açıklamaları o ülkenin diline çevirirken değiştirirler. Böylece iç kamuoyunu tatmin ederler. Biraz da yanlış yönlendirirler filan. Yani gene öyle bir şey var ortada. O yapılıyor. Ama tabii krizin sona ermiş olması, daha büyümeden sona ermiş olması memnuniyet verici. Yani bu vesileyle de memnuniyetimizi belirtelim. Ama olayın teknik okumasını yaparken de tabii biz biraz profesyonel olduğumuz için biraz farklı ayrıntıları okumamız gerekiyor. Ama olay bu aslında olayın vahameti ortadan kalkmış değil. Yani büyükelçilerin burada bizim iç işlerimize karışması zaten söz konusu değildi. Bu yanlış bir taktik. Evet. O iç işlerine karışma dediğiniz Osman Kavala davası şu anda 47 ülkenin Avrupa Konseyi'nde gündeminde. Yani 47 ülkenin görüştüğü bir konu iç işleri olmaktan çoktan çıkmıştır. Yani 47 ülke görüşüyor. Bir de Birleşmiş Milletler'de Medeni ve Siyasi Haklar Komitesine giderse bu konu, orada da 193 ülke görüşür olacak. Yani dolayısıyla bu konu artık iç işleri konusu değil. Kaldı ki insan hakları konu alanında iç işleri prensibi diye bir şey de yok dünyada artık. Yani hukuk açısından da bakarsanız Viyana Sözleşmesi'ni öyle Çinliler minliler söyler. insan haklarından meraklı olmayan ülkeler söyler de, ama onlar daha genel bir sözleşmedir.
hukukta özel genelden önce gelir. İnsan hakları sözleşmeleri özel olduğu için o Viyana Sözleşmesi'nden daha büyük önem taşırlar. Hukuken öncelik taşırlar. Sonuç yani itibariyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bağlayıcılığı ötesinde, var değil mi? Ötesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yazan ülkelerden birisi Türkiye. İmza atmış, mahkemenin kurulmasına yol açan ülkelerden birisi Türkiye. Kendi kurduğumuz sisteme meydan okuyoruz. Yani bu biz böyle bir şey olamaz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin biz kararlarını uygulamak zorundayız. Bu karar Kavala'nın serbest bırakılması yönündeyse Kavala'yı serbest bırakacağız. Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeyse Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Bu böyledir. Yani bunun iç işleriyle alakası yoktur. Kaldı ki serbest bırakmamak anayasamızın 90. maddesi bakımından da tartışılabilir bir durum ortaya çıkartmaktadır. Anayasamızın 90. maddesine göre biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamakla yükümlüyüz. Yani bunu anayasaya da koymuşuz. Yani dolayısıyla anayasada öngörülen bir adımın da atılmaması anayasa ihlali tartışmasına da Türkiye'de yol açabilir. Yani burada bu işi çok büyütüyoruz. Burada büyütmememiz gerekir. Mahkeme bir karar vermiştir. O mahkemenin uygulanması gerekir. Bu kadar. Evet. Yani bu işi büyüttükçe krizler çıkıyor. Şimdi tabii son krizi anladığım kadarıyla Amerika önledi daha büyümesini. Yani Avrupalılardan çok. Neden önledi? Çünkü kriz büyürse belki iktidardan çok Türkiye halkı sıkıntıya girecek. Dövizin çıkışı, zamlar, evet. Şunlar bunlar. Yani dolayısıyla biraz Türkiye'nin daha da duruma düşmesini istemediler. Yani bu iktidara can simidi atmaktan çok Türkiye'nin daha kötüye gitmesini istemedikleri için bu krizi Amerika bizim diplomatlarla birlikte çalıştılar herhalde. Önlemiş oldular. Ama yani öyle bir geri adım falan yok öyle bir şey. Yani İngilizcesi farklı, Türkçesi farklı, evet, birer metinle, evet, aynı sosyal paylaşımda kamuoyuna, evet, duyurup ortamı yumuşatma çabası içerisine, evet, girmiş gibi, evet, görünüyor Amerika, evet, Birleşik, yani krizi Devletleri. Krizi aşma ve persona non grata sürecinden vazgeçmek için bir zemin hazırlama. Yani diplomasi de olur böyle şeyler. Hı. Memnuniyet vericidir o bakımdan. Yani bu gelişme memnuniyet vericidir. Ama olayın teknik okumasını biz profesyonel olarak böyle yaparız. Peki bugün kabine toplandı biliyorsunuz. Toplantı hala devam ediyor. Görüşülecek konulardan biri de siz aslında 5 dakikada halledilir birer imzaya bakar demiştiniz ya, istenmeyen adamı eğer gerçekten istenmiyorsa ülke, evet, dışına çıkarmak, evet, ya da bu konudaki prosedürleri hazırlamak. Şimdi kaç gündür bu konu konuşuluyor ve bugün kabine toplantısında görüşülecekti. Bu sosyal medya paylaşımı olmadan önce de bu şekilde toplantıya girdiler. Bu paylaşım olmasaydı da sizce o toplantıdan gerçekten istenmeyen insanlar imzalanarak çıkabilir miydi? Ne dersiniz? Yani Türkiye'nin yönetimine baktığınızda, AKP iktidarının yönetimine. Rasyonel açıdan biraz zor görünüyor. Yani o adımı atmak kolay değil. Yani o adımı atsaydık, diyorum ya, yani o adımı atmamak için bahane arıyorduk. Yani toplantıdan öncesine o bakımdan yetiştirildi bu tweetler. O adımı atsaydık büyük bir kriz başlayacaktı. Ve Avrupalılardan çok tabii bunu önleyen Amerika olmuş. Onu tekrar altını çizmek gerekir. Sanıyorum biz de o adımı atmak istemiyorduk. Ama böyle bir çözüm yolu bulunmasaydı, tabii iç politikada böyle bizim de biliyorsunuz meydan okuyucu bir tavrımız var. O meydan okuyucu tavrımızdan taviz verdiğimiz imajını yaratmamak için, karizmamızın bozulmaması için belki de bu adamı atmak zorunda kalacak. Evet. Bir diplomasi işlemiş yani arada kabine toplantısına, evet, evet, girmeden öyle önce. Öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Bizi yani kimler işletti bilmiyorum. Yani başarılı bir operasyon olmuş. Peki. Ama tabii böyle bir işin yandaş medyanın yaklaşımlarına katılmıyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Oğuz Demiral. Ben teşekkür ediyorum. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için.